İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin konferansı 23 Mart'ta Zoom platformunda gerçekleşecek. Ermeni kimliği, Zazalar, Artsakh'ın küçük yer adları, Amaras, Artsakh'ın Dağavert köyünde tarım işi yapan traktör yönünde Azerbaycanlılar ateş açtı. Deprem sonrası asimilasyon planı. Bakü'de sözde Zangezur koridoru çevresindeki inşaatın hızlandırıldığı duyuruluyor. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen Armenya TV'yi destekleyelim. Seçim öncesi kampanya 3. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi sizi 23 Mart 2023'te gerçekleşecek olan Zoom konferansına katılmaya davet ediyor. Toplantının konusu Batı Ermenistan Ermenilerinin kendi kaderini tayin hakkı. Saat 19 Paris. Zoom toplantısına Facebook'tan katılabilirsiniz. Batı Ermenistan'ın şu anda Türk hükümetinin işgalinde bulunan Dersim, farklı dönemlerde hem Ermeniler hem de bu bölgelere yerleşmiş Kürtler ve Zazalar için özel bir önem taşıyor. 4. yüzyılda Hristiyan olmayan bir grup Ermeninin bu dağlık bölgeye sığındığına dair yaygın bir gelenek var. Daha sonra Pavlikyan ve Dondrakyan hareketleri sırasında da Dersim bu fikirlerinin takipçileri için bir sığınak görevi görmüştür. Coğrafi konumu oradaki nüfusun zihniyetini de etkiledi. Dersim insanları isyan ve yiğitlik ile meşhurdur. Osmanlı hakimiyetinin kurulmasından sonra da Dersim'in yarı bağımsız konumu Osmanlı yöneticilerini her zaman rahatsız ettiği bilinmektedir. Şu anda Türk Devleti'nde Dersim'de uygulanan soykırımı ile ilgili sözlü hikayelerin toplandığı bir araştırma yürütülüyor. Türk resmi belgelerinde bu olaylara ilişkin objektif veriler bulmak çok zor olduğu için hayatta kalan görgü tanıklarının ifadelerine başvuruluyor ve bu itirafların çok değeri vardır. Nitekim o katliama katılan Türk ordusundan bir asker komutanının Zazaları katletme emrini vermeden önce şöyle demiş: "Ermenilere sığınma hakkı veren bunlar, bu yüzden onları yok etmemiz gerekiyor." Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Amaras Manastırı, Artsakh'ın Martuni bölgesinin Artsakh'ın tarihi Müs Habant ilçesi olan Sos köyünde yer almaktadır. Tarihçi Paustos Bizant'a göre manastırın ilk kilisesi 4. yüzyılın başında Grigorlu Savoriş tarafından kurulmuştur. Kilisenin inşaatı torunu Piskopos Grigorius döneminde tamamlanmıştır. O 338 yılında Ağvank'ta Hristiyanlığı yayarken şehit oldu ve Amaras'ta defnedildi. 5. yüzyılın başında Mesrop Maşnots Amaras'ta Ermeni bibliografyasının yayılmasının temelini atan ilk Ermeni okulunu açtı. O zamandan beri Amaras, Ermenistan'ın en büyük dini ve kültürel merkezlerinden biri haline geldi. Amaras Manastırı 1387 yılında Tamerlan liderliğindeki Moğol-Tatar ordularının işgali dahil olmak üzere Arap ve Moğol fetihleri sırasında birçok kez yağmalandı ve yıkıldı. Doğu Ermenistan, Rusya'ya ilhak edildiğinde oldukça güçlü bir savunma sistemine sahip olan Amaras kale görevi görmüştür. 18. yüzyılda Varandam Melik II. Şahnazar, ovada kurulan manastırı geçilmez kılmak için etrafına oldukça yüksek surlar inşa etti. Artsakh savaşları sırasında Amaras dahil bir dizi başka tarihi yapılar Azerbaycan tarafının hedefli bombardımanından zarar gördü. Manastır Azerbaycan birliklerinin kontrolüne geçince Aziz Gregoris'in mezarı yıkıldı. Amaras daha sonra Ermeni Apostolik Kilisesi'ne iade edildi. O sırada manastırın restorasyon çalışmaları başladı. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 19 Mart'ta Azerbaycan muharebe mevzilerinin traktörle tarım işi yapan Herher köyü sakini yönünde ateş açtığını bildirdi. Mesajda, 19 Mart günü saat 14.15'te Martuni Emniyet Müdürlüğü Garmin Şuga Şubesi'nden aktarılan rapora göre saat 13.50 sıralarında Herher köyü sakini 34 yaşındaki Hampar Sumyan, Dağvert köyünün idari bölgesinde Belarus marka traktörü ile tarım işi yaparken yakınlarındaki Azerbaycan askeri mevzilerinden traktöre doğru düzensiz ateş açıldı. Tarım işleri durduruldu. Can kaybı yok.
Batı Ermenistan'da 6 Şubat'taki depremin ardından çok yoğun bir göç dalgası başladı. Yaşanan göç görünen yüzünde konutların yetersizliği ve başta çadır olmak üzere temel ihtiyaçların hala giderilmemiş olması gibi nedenler yatıyor. Fakat yoğun göçün altında yatan esas neden görünen sebeplerden çok farklı olarak bir devlet politikasının olduğunu gösteriyor. Depremin etkilendiği kentlerde yaşayan insanların zorunlu olarak göçe tabi tutulması, inkar ve asimilasyon politikaları ile aynı karakteristik özelliği taşıyor. AKP-MHP iktidarının AFAD eliyle bölgede yaşayan halklara göç etmeleri için batı illerini göstermesinin dikkat çekici olduğu söyleyen Dikran Agert Diyarbakır Şehir Planlamacıları Odası Eş Başkanı Berivan Güneş şöyle devam ediyor. İktidarın yıllar içerisinde önüne koymuş olduğu sanayi ve enerji yatırımlarının yapıldığı bölgelere Aydın, Muğla, İzmir, Antalya, Mardin'e bakmak gerekir. İktidar özellikle bu illerde son zamanlarda ciddi yatırım planları hazırlamış durumda. Bu anlamda buralara göçerteceği nüfus ile birlikte buralarda ucuz iş gücü yaratma politikası güdüldü. Depremle beraber yaşanan göçlerin asimilasyon politikaları ile doğrudan bir bağlantısı olduğunu söyleyen Güneş, bu politikanın tarihsel arka planını şöyle değerlendiriyor. Yavuz Sultan Selim'in eliyle 1500'lü yıllarda devreye konulan göçertme politikası Ermeniler, Kürtler ve Areviler üzerinde uygulandı ve Cumhuriyet döneminde bu politika devam ettirildi. Zorunlu göç politikaları bugün yine devlet eliyle ortaya çıkan bir afet sonucu uygulanmak isteniyor. 500 yıldır tamamlanmayan asimile politikasının tamamlanması için deprem bir fırsat olarak görülüyor. Batı Ermenistan Cumhuriyeti çeşitli kanallardan Türk makamlarının izlediği asimilasyon politikasına defalarca atıfta bulunmuştur. Ancak Türk makamlarının bu çabalarının artık kendi topraklarında yaşayan yerlilerin etnik bilincine gelme sürecini durduramayacağını da belirtmekte fayda var. Ve ne iç göç ne de zorunlu göç Ermeni etnik grubunun köklerini yeniden keşfetmesini ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı unvanını ve bundan doğan tüm haklarını talep etmesini engelleyemez. Türk makamlarını bir kez daha uyarıyoruz. Başkasının devletine ve yerli halkına el koymak için boşuna çaba sarf etmeyin. Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Zangezur koridoru ile ilgili bir provokatif açıklama daha yaptı. APA ajansının aktardığı habere göre Asadov, hükümetin 2022 faaliyetlerine ilişkin raporunu meclise sunarak Zangezur koridoru başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel ulaşım lojistik koridorlarının açılmasının büyük önemini vurguladı. Asadov, Bakü hükümeti Zangezur koridoru çerçevesinde gerekli altyapıyı oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Horadiz-Ağbent demiryolunun yapım işleri %38, Horadiz-Cebrail-Zangelan-Ağbent karayolunun yapım işleri ise %74 oranında tamamlandı. İki yolun inşaatı 2024 yılında tamamlanacak dedi. Zangezur koridoru tabirinin Ermenistan Cumhuriyeti'ne yönelik toprak emellerini ifade ettiğini hatırlatalım. Ali Asadov'un hayalleri Batı Ermenistan hükümeti için çok önemli ama uluslararası hukukta koridor kavramı yok, hatta toprak ya da soykırım kavramı bile yok. Azerbaycan hükümeti 1920'den beri gerçekleştirilen Ermenilere yönelik soykırım armanositten ve Ermeni mirasının yok edilmesinden sorumlu tutulacaktır. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenya TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenya TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor, ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor.
Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, Hükümeti, Ulusal Meclisi ve diğer yapılarının faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 1909-1999 yılları arasında yaşamış olan Aşuk Şahin'in Manik Grigoryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Yesen Hayi Duru Gertam adlı eseri sunuyoruz. Yesen Hayi Duna Gertam Ofosume Hayere Neraşemi Hoga Darnam Ogir Kuni Hayere Nerasira anza darnam of sirume hayere Yes ay nayi tuna gertam of hosume hayere. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.